Günaydın. Önce sizinle konuşmak istedim. Ben cüzdanımı kaybettim. Eşim kayboldu yani. Hepsini iptal ettirdim o yüzden ve şimdi yenilerini çıkarttırmaya gitmem gerekiyor. İstanbul'da böyle birazcık koşuşturmalı işlerimi hallettiğim bir gün olacak. Sizi de benimle götürmek istedim. Başlayalım. Saat şu anda 7.30. Benim 9.30'da Bakırköy'de olmam gerekiyor. Sağlık raporunu almak için. Sonra vesikalık çektirmeye gideceğim. Oradan da nüfus müdürlüğüne gideceğiz. 8.30 gibi çıkacağım. Bu arada normal people, ben bu işlerle uğraşmaktan bitiremedim hala ama bugün yarın bitiririm ve size yorumlarımı söylerim diye düşünüyorum. O yüzden bana lütfen aşağıda bir kitap önerir misiniz? Teşekkür. Çekileceğim için biraz dinlen falan sürdüm. Göz altı kapatıcım açık geliyor. O yüzden göz altlarımı tam kapatamadım. Bir denesem mi? Şimdi geldim, hastaneye gidiyorum. Sağlık raporu aldım. Gelebilir mi? Merhaba, ehliyetimi kaybettim de ben. Sağlık raporu alacaktım onun için. Gözlük var ama yanında değil. Tamam. Şimdi belgemi aldım. Şöyle güzel bir şey oldu. Ben yakın zamanda muayene olmaya gitmiştim buraya gözüm için. O yüzden çok yakın zamanda gittiğim için beni muayene almadan direkt raporumu verdiler. Çok şanslıyım ki beklemedim hiç. Muayene sırası veya işte muayene süresince, o yüzden çok iyi oldu. Şimdi vesikalık ve biyometrik fotoğraf çekileceğim. Şimdi fotoğraf çekilmeye gidiyoruz. Ne bileyim, bir fotoğraf istiyorum. Tamam. Benim için zor. Gidelim. Ay dur. Gayet güzel. Gayet güzel. Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz ve ben burayı çok seviyorum. Ve gerçekten girebiliyor muyuz burada? Nüfus müdürlüğü, kaymakamlık aynı şey. Bakırköy ilçe. Şimdi kaymakamlığa geldik, biliyoruz. İki tane alalım, git.
hallettik. Oh yes. Aldım ikisini de, daha doğrusu başvurdum, gelecek. Oh, şu an rahatım, rahatladım, rahat hissediyorum. Çok acıktım aslında. Sen? Saçının bak, küçük parçalar düşmüş saçından. Bu kadar bronzum. Bana bak. Marmara İstasyonu için yola çıkılıyor. Havaalanı üzerinde kuzeye doğru hareket edin. Sonra havaalanı sola dönün. Şimdi arabayı yıkatmaya gidiyoruz. Şimdi Aquaflora'ya geldik. Bu tarafta değil mi? Araba yıkatacağız. Burada yıkatmaya karar verdik. Oradan soru ödüyorsun. Öbür tarafta yıkatıyor musun? Arabayı oraya bırak. Işık ama yıkaçı yapıyorsunuz abi. Karşı taraf. Yedik sana. Karşı taraf. Yedik sana. Haklısın da. Yine mi? Hiç merak olmuyor mu ki hep sen haklı olursun? Haklısın, ilk defa diyecektin herhalde. Şimdi yıkatacağız burada. Götürüyoruz oraya. Sonra yemek yiyeceğiz ve canım o kadar McDonald's istiyor ki dünden beri. Dün full TikTok'ta McDonald's videoları izledim. O yüzden şimdi McDonald's yiyeceğiz. Umarım. Teşekkürler. Eve geldim, Hazar beni bıraktı. Pijamalarımı giyeceğim şimdi. Makarnamı ısıtırken kendime bir kap aldım. Ve zeytinyağım var. Zeytinyağımı dökeceğim ve neden bir restorandaymış gibi başlangıç yapmayalım? Neden yapmayalım? Ekmeğim. Zeytinyağı ulatıracağım. Bayılıyorum. Bayılıyorum ekmekle zeytinyağı. Yüzüme tam şu an mutfakta bu saatte güneş geliyor. Ama yapacak bir şey yok. Ana yemeğimizde de makarna var. Yoğurdum da var. Afiyet olsun. Size bir görüşürüz demeden videoyu kapatmak istemedim. Ağzımın burası şiş. Çünkü burada kocaman bir yara var ve gerçekten ağzımın şeklini değiştirmiş. Şu an ilk defa fark ediyorum. Kendimi böyle gördüğüm için. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Fark ettiyseniz videoya müzik bile koymadım. Çünkü tam böyle bir FaceTime, benim neymişsiniz gibi bir video olsun istedim bu video. Umarım hoşunuza gitmiştir bu tarz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Aşağıda yorumlarda konuşalım her zamanki gibi. Bekliyorum yorumlarınızı. Kocaman öpüyorum. Umarım çok 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 güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Önünüzdeki günler mükemmel olsun. Bu video size şans getirsin. İyi ki buradasınız. Teşekkür ederim burada olduğunuz için, izlediğiniz için. Aşağıda konuşalım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Muah.